Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde size yerleşmeleri anlatalım. Merhabalar. Muratçığım sen ilk nerede yerleşmiştin? Köyde. Köyde bravo. Nasıl şey? Ümit Köyü müydü? Hayır. Aşağıvacık Köyü. Aşağıvacık Köyü evet. Şimdi ilk yerleşmeler ne zaman oldu dünyada? Önce bir buna bakalım. İnsanlar paleolitik dönemde, yani insanlığın tarihi 2 milyon yıl dese evet. En eski dönemi paleolitik. Paleolitikte insanlar aslında sürekli bugünkü gibi bir yerleşmeye sahip değillerdi. Çünkü avcı toplayıcılardı. Evet. Sadece gece uyumak için bir mağaraya giriyorlardı. Ağaç kovuğuna. Ağaç kovuğuna giriyorlardı ama ağaç kovuğu şu kadar kovuklar değil. Ama tabii evet. Ondan sonra neolitik dönemde tarım başlayınca insanlar dedi ki işimizin gücümüzün başında duralım. İşin başına durmazsan hep büyük sıkıntılar çekeriz. Evet. İflas edelim. Evet. Ondan sonra ne yaptılar? Tarlayı. Evet. Tarlanın yanına bir ev yaptılar. Aslında böyle diyoruz ama Şanlıurfa Göbeklitepe bu durumu değiştirdi biliyorsun. Evet ne oldu? Ne oldu? Burada biz hep şunu söylüyorduk. İlk yerleşmelerin ortaya çıkış sebebi tarımın başlangıcı diyordu. Hı hı. Ancak Göbeklitepe'ye baktık ki bütün yerleşmelerden daha eski. Evet. Göbeklitepe'nin ortaya çıkış sebebi ise dini bir neden. Ama onlar da şeymiş, yerleşik hayat sürmüyorlarmış. Orayı yapmışlar. Yapmışlar. Göçebe yaşıyorlarmış. Biz şöyle zannediyorduk, diyorduk ki ulan dini yapılar yerleşik hayatla ortaya çıktı diyorduk. Evet. Ama yerleşik hayattan önce çıkmış. Evet. Şimdi oldu. Neolitik döneme geldik. Evet. Neolitik dönemde insanlar tarım yapıyorlar. Evet. Tarım yapıp tarlanın yanında yatıp kalkıyorlar. Evet. Eve gitmeyelim diyor. Ev yok zaten. Şuraya bir ev yapalım evet. diyorlar. İlk defa Neolitik dönemde yani bundan 12 bin yıl önce ve bugünkü Mezopotamya'da evet. yerleşme Anadolu'da başladı. Da var. Biliyorsun Diyarbakır Çayönü değil mi? Önü. Evet. Neolitik Çatalhöyük. Yerleşme. Çatalhöyük, Konya Çatalhöyük. Buralar Neolitik yerleşmeleri. Genelde akarsular kenarında evet, kuruluyor. Evet nereler? İlk yerleşmenin kurulduğu havzalar değil mi? Evet. Fırat ve Dicle yani Mezopotamya'nın bulunduğu alan. Evet. İndus ve Ganj. Sarırmak ve Gökırmak. İndus Ganj Hindistan'da. Sarırmak ve Gökırmak Çin'de ve Nil Deltası'nın bulunduğu alan. Doğru evet, mu? Mısır. Geldik Kalkolitik döneme. Kalkolitik dönem bakırla başlayan evet. yani maden dönemi. Bakırın işlenmesiyle başlıyor. Evet. Daha sonra tunç demir diye gidiyor. Devam ediyor. Bu Kalkolitik dönemde artık şehirler gelişmeye başlamış. Peki şehirleri geliştiren şey ne? Ticaret. Şimdi köy dedi mi? Köyler büyüyor yavaş yavaş. Köyde ticaret başlıyor. Daha sonra ne yapıyor? Köy şehre dönüşüyor. İçerisinde farklı ekonomik faaliyetlerin yapılmaya başlamasıyla birlikte. Evet. Ondan sonra da işte ihtiyaca binaen. Evet. Ondan sonra da ne yapıyor? Madenler işlenmeye evet. başlıyor. Madenler işlendiğinde de Kalkolitik dönem başlıyor. Milattan önce 6800'lerde bu dönem başlıyor. Evet. Sanayi devrimi ise biliyorsunuz 18. yüzyılın sonları. Evet. Ne oluyor? Yine ihtiyaca binaen sanayi tesisleri kuruluyor. Tekstil. Ve sanayi tesislerinin çevresinde de göçler değil mi? Burada çalışmak için evet. yoğun göç alıyor ve şehirler büyümeye başlıyor. Evet. Şurayı söyleyelim istersen. Kalkolitik dönemde ilk olarak ortaya çıkan şehirler değil mi? İstanbul, Şam, Roma gibi şehirler. Evet. Sanayi devrimiyle başlayan arasında işte Manchester değil mi? Evet. İlk evet. sanayi şehri Manchester. Manchester, Liverpool gibi şehirler. Sonra Batı Avrupa'ya yayılıyor. Amerika'ya. Evet. Arkasından Amerika. Ya bu sanayi devrimiyle beraber şehirler büyüyor. İnsanlar daha çok şehirde evet. yaşamaya başlıyor. Günümüzde mesela insanların %50'sinden fazlası artık şehirlerde yaşıyor. Bunu tetikleyen şey sanayi devrimidir. Çünkü siz bir sanayi tesisinde çalışacaksanız çevresinde şehir kurulur. Evet. Çünkü çok çalışan insanlar çevresinde konuta da ihtiyaç evet. var. Haliyle sanayileşme, şehirleşmeyi ne yapıyor? Tetikliyor. Tetikliyor. Peki dünyada insanlar neye göre yerleşiyorlar? Neye göre yerleşme kuruyorlar? Evet. Bunları ikiye ayırıyoruz biz. Ayıralım. Doğal faktörler ve beşeri faktörler diye. Evet. Yerleşilebilen alanlar aslında biz ökümen alanlar diyoruz. Hı hı. Doğru mu? Evet. Ökümen alanlar. Yerleşilemeyen alanları ise anökümen diyoruz. Evet. Yerleşilebilen ve yerleşilemeyen alanları birbirine ayıran aslında temel faktör doğal faktörler. Yani fiziki faktörler. İşte mesela bir göle, deniz üzerine, hı-hı. bataklığa, dağlık bir alana, ormanlık alana yerleşimler yapılmıyor. Daha çok bunların olmadığı, daha uygun yerlere evet. yerleşimler yapılıyor. Bunların ilk olarak bakalım mesela yer şekilleri. Öyle değil mi? Yer şekillerinin daha sade olduğu yerlerde yerleşmeler. Evet. Özellikle şehir yerleşmeleri. Toprak yapısı yine benzer şekilde. Su kaynakları işte söylemiştik. İlk, insanların ilk yerleştiği alanlar. Fırat, Dicle, İndus, Ganj değil mi? Sarırmak, Gökırmak ve Nil Nehri'nin yakın çevresi. Yani su kaynağı bu işi belirliyor. Evet. Yine ilk yerleşen alanlara baktığımızda orta kuşağın değil mi? Ilıman evet. havzalarına yani sıcaklık koşullarının da uygun olduğu yerleri tercih ediyorlar. İlk yerleşimlere baktığımızda bugün yine dünyada en büyük şehirlerin bulunduğu alanlar yine orta kuşakta yer alıyor. Evet. Evet. Ve yine bitki örtüsü ne demiştik? Bitki örtüsünün gür olduğu yerler yerleşim için çok uygun değildir. Bu da ne yapıyor? Yerleşmeyi sınırlandıran faktör. Ya da çok seyrek oluyor. Yani. Evet. Evet. Yerleşmeyi sınırlandırıyor. Mesela çöller yine benzer şekilde evet. yerleşmeyi sınırlandırıyor. Dünyada şimdi birer örnek vereyim, verelim de bunu evet. öyle gidelim. Zaten bahsettik ama mesela iklim sebebiyle
Yoğun yerleşilen yerler evet. de var, hiç yerleşilmeyen yerler de var. İklim sebebiyle yoğun yerleşilen yerler ortak kuşakta. Orta kuşakta. Ama yerleşilmeyen yerler mesela kutup bölgeleri, kutup bölgeleri çöl bölgeleri evet. değil mi? Yer şekilleri sebebiyle yoğun yerleşilen bölgeler var. Evet. Mesela düz bölgeler işte Çin'in batısı, şey evet. doğusu. Ondan sonra Mezopotamya. Evet. Buralar düz, düze yakın, hafif engebeli alanlar. Bir de Himalayalar gibi hiç yerleşilmeyen alanlar evet, da çok dağlık yerler. Yani bunlar zıttıyla beraber var oluyorlar. Evet. Yani hem zıttı var hem iklim sebebiyle yerleşilen yerler evet. var hem de yerleşilmeyen. Benzer şekilde mesela Nil Deltası'nın bulunduğu alan değil mi? Toprak orada verimli. Dolayısıyla evet. yerleşimi tetikliyor. Evet. Ama kurak yerlerde yani toprağın verimsiz olduğu yerlerde, kullanılmadığı yerlerde yerleşmeler yok. Ya da bitki örtüsünde de son örnek evet. verelim. Yağmur ormanları. Çünkü çok gür ormanlar var ama insanlar yerleşemiyor. Evet. Çok gür olduğu için. Aynı zamanda çok sıcak olduğu için. Peki beşeri faktörleri nasıl etkiliyor? Beşeri faktörlerde nüfus, enerji, evet. ulaşım, turizm, sanayi, tarım, siyasi sebepler evet. ve madencilik diye gidiyor. Şimdi nüfusa baktığımız zaman aslında şuradaki biraz önce senin söylediğin gibi doğal faktörlerden etkileniyor. Evet daha çok. Yerde nüfus çoksa insanlar oraya daha çok yerleşmeye evet. devam ediyorlar. Niye? Çünkü burada imkanlar artıyor aslında artıyor. Bakarsanız. Evet. Tabii ki insanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için enerjiye ihtiyaç var. Enerji sebebiyle yerleşilen yerler evet. var. İşte bugün şeye bakın mesela işte enerji ve madencilik sebebiyle yerleşilmiştir. Yakutsk. Yakutsk. Ondan evet. sonra Dixon'a değil mi en kuzeydeki kent, en son evet. kent hikayeleri. Dixon'a insanlar ne için yerleşiyor? Hem enerji kaynağı hem madencilikten evet. dolayı. Ulaşım sebebiyle yerleşilen yerler var dünyada. Turizm. Turizm sebebiyle yerleşiyor. Ama hiçbiri arkadaşlar durup dururken burada ulaşım var diye yerleşilmiyor. Aslında ulaşım daha sonra gelişiyor. Evet, şu faktörler. Uygunsa... Önce nüfus gelişiyor. Ondan sonra diğerleri. Ondan sonra diğerleri evet. gelişiyor. Bunlardan tamamen bağımsız olan iki madde var. O da madencilik ve enerji kaynakları. Evet. Madencilik mesela bakıyorsunuz dünyada hiç yaşanmayacak yere insanlar ev kurmuşlar. Evet. Yerleşme kurmuşlar. Niye? Çünkü orada ekmek kaynağı var. Hocam. Evet. Heh. O işte tamamen işi değiştiriyor. Aynen öyle. Bu faktörler de bu şekilde bitirmeden önce sanayiye bir örnek verelim. Mesela dünyada sanayi sebebiyle yoğun yerleşilmiş yerler var. ABD'nin doğusu. Evet. Batı Avrupa, evet. ondan sonra Güneydoğu Asya evet. ve bir de Japonya yani. Çevresi. Tamam mı? Buralarda da yine yoğun nüfus evet. sebebiyle sanayileşme gelişmiş. Bahsettik. Geldik şimdi yerleşme dokümeti. Evet. Şimdi senin şu kazağın boğusu sıkıymış diyorum. Hı. Ne demek bu? İpleri birbirine yakın. Yakın örmüşler. Evet. İşte seyrekmiş deseydim. Uzak şöyle delikli delikli. Evet. Transparan bir kıyafet olurdu. Bunu istemezdim. Şimdi peki o zaman bu yerleşmede dokuyu oluşturan şey ne? Yerleşmenin dağınık ya da toplu olması. Evet. Ya dokusu dediğim şey aslında evler. Evet, yapısı evet. Evet, o evler birbirine dediğin gibi yakınsa toplu. Toplu. Uzaksa dağınık yerleşme. Dağınık. Ya doku deyince aklınıza bu gelsin. Evet. Şimdi peki toplu yerleşmelerin bana iki madde söyle ki böyle yerlerde toplu yerleşme çoktur diyebilelim. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu yerler. Evet. Düz alanlar. Ve düz alanlar. Düz ve su kaynaklarının kısıtlı olduğu alanlarda yani bizim İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu evet. gibi alanlarda evler hep birbirine yakındır. Şöyle fotoğrafını koyalım toplu yerleşmenin şuraya. Evet. Hem evler hep birbirine evet. yakın. Niye? Bir tane su buluyorlar. Su kaynağının çevresinde toplanıyorlar. Evet. evet. Ya da alan düz mesela. Diğer yerler tarım alanları. Tarım alanlarını işgal etmemek için değil mi? Bir araya toplanıyorlar. Geri kalan bütün düz bölümü tarım için kullanıyorlar. Aynen öyle. Yani arazi verimli kullanmaya çalışıyorlar. Aslında insanın doğal davranışı toplu yerleşme üzeredir. Evet. Yani insanlar çünkü sosyal olduğu için birbirine yakın, olma isteği var. Evet. Ama dağınık yerleşmelerde bir şey var ki, iki sebep Hı-hı. var ki insanların birbirinden uzakta ev kurmasına sebep oluyor. Söyle bu iki sebebi. Birisi yer şekillerinin eğim engebeli olması, Bravo. Diğeri de su kaynaklarının bol olması. Bol olması. Diyor ki benim suyum var diyor. Herkesin kendine ait suyu var. Ben diyor ne gidip diyor onun çenesini çekeceğim diyor. Bir de yakın da kuramıyorum zaten diyor. Zaten aynen her yer diyor dağ depe diyor engebeli diyor. Ben diyor onun yanına evde kuramıyorum. Suyun da var diyor. Evet. Şeyler var ya şu hepinizden tiksiniyorum evleri var ya biliyor musun? Onlardan. Bu dağınık yerleşme deyince aklınıza onlar gelebilir arkadaşlar. Türkiye'de nerede görülüyor bunlar? Karadeniz'de özellikle Doğu Karadeniz'de evet. yaygın bir şekilde görebiliriz bunları. Şimdi biz bunu neyin altında verdik? Doku tiplerine göre yerleşmeler. Evet. İki tane dedik. Bir de şekilsel özelliğine göre var. Bunlara da şöyle söyleyelim. Çizgisel yerleşmeler genelde bir yol boyu ya da bir akarsu boyu boyunca. Evet. Bir vadi, bir akarsu boyunca ya da bir yolu takip ederek. Mesela Afyon'da bunu çok görürsünüz. Afyon boyunca evet. değil mi? Evet. Yol güzergahı boyunca yerleşmeler gelişmiş. Evet. İşte mesela Amasya şehri bir akarsu vadisi boyunca gelişmiş. Çizgisel yerleşme. Evet, çizgisel evet. yerleşmeye örnek olarak verilebiliriz. Ama sizin köy mesela, Hı-hı. köyün merkezinde bir tane cami var. Caminin çevresine doğru böyle evet, dağılmışlar. Bu da dairesel yerleşme. Dairesel yerleşme. Genelde su kaynağının olmadığı yerde dairesel evet. yerleşme oluyor. Türkiye'de aslına bakarsan planlı bir şekilde dairesel yerleşmenin en uygun olduğu yer Aydın Akça kasabası. Evet. Şimdi geldik mesken tiplerine. Şimdi
Sizin köydeki evleri neyden yapıyorlar? Kerpiç. Kerpiç. Niye ağaçtan yapmıyorlar? Ağaç mı vardı? Yok değil mi? Ağaç yok. Ağaç olmadı. Barda biz mi yapmadık? Kesmedik. Belki de kestiğiniz için yok. Yok. Hiç yok yani kalıntısı. Olmadığı yok. İçin kesemedik. Olmadığı için kesemedik. Olsaydı muhakkak keserler. Evet bravo. Şimdi ahşap meskenler arkadaşlar dünyada genelde ormanların gür olduğu yerlerde evet. Var. İşte Batı Avrupa, Ekvator'un ya yağmur ormanı. Bu arada ayıralım yani şehirlerde değil bu. Daha çok doğal ortamdan faydalanılarak yapılan yerlerde. Yani kırsal yerleşmelerde daha çok aslında bunları gözlemleyebiliriz. Yani burada ayırt edin. Hocam işte Trabzon tamam etrafı Karadeniz her yer ahşap mı? Beton işte niye bizi kandırıyorsunuz? Hayır öyle değil. Kırsal yerleşmeden bahsediyoruz. Yani insan betona ulaşamıyorsa, evet. Beton mikseriyle arasında bir ilişki yoksa çevresinde evet. Yaralanacak. Yani doğal çevrede ne varsa ondan faydalanıyor. Mesela Türkiye'de değil mi? Ahşap meskenlerin en yaygın olduğu yer Karadeniz. Evet. Hocam ormanların büyük bir bölümü de Akdeniz'de. Niye Akdeniz'de ahşap mesken yapmıyorlar? Başka malzeme de var. Başka malzeme de var. Ne var orada mesela? Kireç kalker, taşı. Kireç taşı var. Bir de aynı zamanda tabii burada başka durumlar da söz konusu. Mesela ahşap ne yapıyor? Rutubeti emiyor. Değil mi? Evet. Karadeniz çok nemli, rutubetli bir alan olduğu için bunun için de kullanışlı. Hocam Akdeniz'de niye kullanılmıyor? Sıcak. Ahşap sıcağı çeker. Yani içeriye yansıtıyor. Dolayısıyla yani bir izolasyon malzemesi yok. Dolayısıyla aşırı derecede ısınıyor içerisi. Bundan faydalanmak, korunmak için orada da ahşap yerine taş kullanıyorlar. Evet. Şimdi o tam da ondan söyleyecektim. Evet. Taş meskenlerde daha çok karstlık bölgelerde evet. Ve volkanik arazi. Evet, aynen öyle. Tabii bir de şey de var mesela. İşte Akdeniz'de yangın riski daha yüksek. Onun için. Evet, şimdi yandığında senin evin de yanacak ama taş bu açıdan daha korunaklı. Evet. Gibi sebepler arkadaşlar farklı malzemelerin kullanılmasına neden oluyor diyebiliriz. Evet. Hiçbirinin olmadığı yerde de yani garibanlığın gol gezdiği alanlarda da. İç Anadolu değil mi? Güneydoğu Anadolu. Toprak meskenler var. Şu çevresine bakıyor. Hiçbir ağaç yok. Baş yok. Toprak var. Kerpici nasıl yapıyorlar biliyor musun? Eskiden yapıyorlardı. Şöyle ben hatırlıyorum. Şöyle büyükçe bir çukur kazıyorlar. Evet. Toprağı dolduruyorlar içerisine. İçine de otu samanlı çöpü dolduruyorlar. Başlıyorlar çiğnemeye tamam mı? Allah Allah. Evet. O sana kalıplara var. Kalıplara döküyorlar. Toprağın üstüne. Çok basit yani. Evet, hani, tuğla. Evet tuğla gibi yapıyorlar. Ondan sonra onlar kurumasını bekliyorlar. Kuruduktan sonra da ev üstüne işte kullanıyorlar. Mesela bu teknikle milattan önce 3000'e gitsen hiç yabancılık çeker misin? Çekmezsin yok. Bravo. Hala var ama bu. Evet. Bravo. Türkü de var biliyorsun kerpiç kerpiç üstüne diye. Evet. Odam kerpiç. Leyla'yı gördüm. O başka. Özür dilerim. Tamam. Kültürüm zayıf kaldı. Çok kültürsüzsün. Elinden geleni yapmaya çalıştım. Seni en son biliyorsun Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na götürmüştüm ama hala. Ben de peçeteye yazıp İstek yapmıştım. Sonra kovdular beni. Seni rezil ettim. Kusura evet. Bakma. Geldik yerleşme tiplerine. Evet. Şimdi yerleşmelerin bakın. Önce meskenlerden bahsettik. Evlerden. Evet. Bu meskenlerin oluşturduğu doku tiplerinden sonra yerleşme çizgisel mi dairesel evet. Mi bundan bahsettik. Şimdi geldik yerleşme tiplerine. Bir kırı yerleşmeleri bir de şehir yerleşmeleri. Bunlar daha çok neye göre belirleniyor? Bir nüfusuna. Ve ekonomik faaliyetlerine göre. Bir de tabii ki devletin ona belirlediği idari yapı. Bu resmi anlamda yani hani olmasaydı belirleyen şey nüfus ve ekonomik faaliyetleri. Şimdi mesela tarım ve hayvancılık yapılıyorsa bir yerde kırsal yerleşme. Daha çok şehirsel ekonomik faaliyetler varsa işte sanayi gibi, ticaret hizmet gibi o zaman evet hizmet sektörü gibi o zaman şehir yerleşmeleri. Evet. Kır yerleşmelerine bakalım mesela. Kır yerleşmeleri genelde 20 binin altında nüfus varsa evet. Tarım ve hayvancılık ön plandaysa oralar kır yerleşmesidir. Bunların farklı tabii isimleri var değil mi? Evet. Mesela ne diyoruz bunlara? Kasaba diyoruz. Evet. Bunlar 2000 ile 20 bin arasında oluyor. Bunlar küçük çaplı böyle atölye tipi sanayi hayvancılığın ve tarımın evet. Yaygın olduğu yerler. Mesela sizin Kızılırmağı kasaba diyebilir misiniz? Yani evet. Nüfus kaç? 2300. Tamam işte. 300'de evet. Kurtar. Bir kasaba. Kasaba. Köyler bunların nüfusu 2000'in altında daha çok tarım ve hayvancılık evet. Var. Bunlarda da toplu ve dağınık olabiliyorlar. Muhtarlıkla yönetiliyorlar. Evet. Köy altı yerleşmeler var bir de. Evet. Şimdi siz köyünüzde yaşıyorsunuz. Ben ya bundan ne köy olur ne kasaba diye. Köy bile olamamış. Bravo, köyden daha küçük yerleşmeler. Güzel, köyden daha küçük. Evet. Hı. Şimdi bu köyden küçük yerleşmeler nasıl kuruluyor? Mesela köyde ben seninle dövüşüyorum. Heh. Tamam mı? Sen diyorsun ki lanet olsun diyorum ben bu köyden giderim şuraya diyorum bir tane çiftlik kurarım diyorsun. O senin köy altı yerleşmen oluyor. Evet. Ama burada çok detaya girmeyeceğiz. Bunu AYT'de daha detaylı evet. Anlatacağız. Bu bunun çok... için size özel bir sürprizim var. AYT'deki köy altı yerleşmeleri bölümünü özellikle izleyin. Beğeneceksiniz. Evet peki bunların isminden bir bahsetsene. Köy altı ne var? Bir şöyle kafalarında kalsın. İşte yayladır. Mahalledir. Divandır. Mahalledir. Komdur. Obadır. Obadır. Çiftlik yerleşmesidir. Bağ evidir. Bunlar yani. Bunlar daha sonra yapacağız. Evet. Geldik şehir yerleşmelerine. Şimdi sanayi devriminden sonra ortaya çıktı bu şehirler. Evet. Günümüzde de şöyle sınıflandırıyoruz. 20 binin üstünde nüfusu varsa sanayi, hizmet sektörleri ön plandaysa burası şehirdir. Evet. Şunu karıştırmayın. İlla ki il olmasına gerek yok. Yani il bir idari sınıflama. Evet.
Mesela bugün Tarsus bir şehirdir. Hem de büyük büyükçe bir şehir. Ama il değil. Ama il değil, ilçe. Evet. O ikisi farklı şehir. Keçören. Keçören mesela bir ilçedir ama çok büyük de bir şehirdir. Evet. Zamanda, değil mi? 1 milyon nüfusu bir şehir. Evet. Şimdi tam milyona gelmişken onu da söyleyelim. Hı. Nüfusa göre bir sınıflayalım. Evet. Bir sınıflan Muratçığım. Şimdi küçük şehirleri biz hani demiştik ya nüfusu 2000 ile 20 bine kadar olan yerler işte kasaba. Hani demek ki burada 20 bin bir sınır. O zaman 20 binin üzerindeki yerlere biz şehir diyoruz. 20 bin ile 100 bin arasında olanlar küçük şehirler. 100 bin ile 500 bin arasında olanlar orta büyüklükteki şehirler. Nüfusu 500 binden fazla ve 1 milyondan az. Yani 500 bin ile 1 milyon arasında olanlara büyük şehirler. 1 milyondan daha fazla olanlara ise ne diyoruz? Metropol diyoruz. İşte Ankara gibi değil mi? Bursa, Adana, Antalya, İstanbul. Hoşdur, hoşdur ama banana. Çok hoşdur. Ama banana. Ama banana. Bunlar arkadaşlar nüfuslarına göre. Fonksiyonlarına göre bakacak olursak. Bunu yine daha detaylı şekilde AYT'de anlatacağız arkadaşlar. Orada takip edebilirsiniz bizi. Tarım şehri, sanayi, ticaret, turizm, askeri, kültür. Senin olmadığın yer. Ulaşım. Dini ve idari şehirler diye şehirlerde fonksiyonlarına göre ne yapıyoruz? Sınıflandırıyoruz. Yani bu o şehirde ön plana çıkan faaliyeti. Evet. Antalya deyince aklına. Turizm gelir. Gibi. İşte mesela Akhisar deyince tarım gelir. Futbol gelir. Evet. Geldik şimdi. Artık bu Türkiye'ye gelmeyelim. Evet gelelim. Biraz Türkiye'den bahsedelim. Sürekli kendimizi tutamıyoruz zaten. Evet hep örnek verirken zaten evet, Türkiye'de evet. Verdik artık kafanıza biraz oturmuştur. Şimdi Türkiye'deki yerleşmelere gelelim. Türkiye'de bu iş nasıl ilerliyor? Evet. Sadece örnekler üzerinden gidelim burada istersen. Çünkü sınıflandırdık. Evet sınıflandırdık. Anlatmam ister misin biraz? Evet hadi buyur bakalım. Evet, doğal dinliyorum. Faktörler ve beşeri faktörler diye ayırıyorduk hatırlayalım. Yerleşmeyi etkileyen faktörleri doğal ve beşeri diye ayırmıştık. Doğal faktörlerden ilk olarak iklim. Mesela Türkiye'de Tuz Gölü ve çevresi çok kurak. Dolayısıyla burada nüfusun da yoğun olmasını bekleyemeyiz. Türkiye'nin nüfusun en seyrek olduğu yerlerden birisi. Yine su kaynakları benzer şekilde işte Amasya'yı daha önce örnek vermiştim. Bir su değil mi? Yeşilırmak boyunca uzanmış kurulmuş bir şehir. Ya da benzer şekilde Porsuk Nehri üzerinde Eskişehir'in gelişimi gibi. Yer şekillerine baktığımızda Türkiye'de nüfusun en seyrek olduğu yerler yani şehir yerleşmelerinin en az olduğu yerler Hakkari yöresi. Muğla'daki Menteşe yöresi. Niye? Burası Türkiye'nin en dağlık arazilerinin olduğu yer. Dolayısıyla şehir yerleşmelerinin ve nüfusun da en seyrek olduğu yerler. Benzer şekilde toprak verimliliği. Mesela Çukurova değil mi? Türkiye'nin en büyük delta ovası ve aynı zamanda oldukça verimli. Çukurova değil mi? Bursa ovası mesela Kemalpaşa ve neydi onun adı? Karacabey. Karacabey. Mesela burada Bursa şehrinin kurulumunda ve büyümesinde oldukça önemli bir etki yapmış diyebiliriz. Evet. Bu örnekleri çoğaltabiliriz sevgili arkadaşlar. Peki hep mi doğal faktörler etkiliyor Murat? Hayır şunu da bitirelim. Bitki örtüsü mesela. Karadeniz'de ormanların sık olduğu yerlerde yine yerleşmelerin seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Evet dediğin gibi şimdi gelelim. Söyle bir daha. Sorayım tekrar bir daha söyle. Evet. Öğretmenim hep mi Türkiye'deki yerleşmeleri doğal faktörler etkiliyor? Hayır Muratcığım. Bazen beşeri faktörler de oldukça etkili faktörler yaratabiliyorlar. Evet. Söyler misin? Söyleyeyim. İlk olarak göçler mesela. İstanbul'a artık göç almak istemiyoruz diyorlar İstanbullular. Doğru mu? İstanbullu mu varmış? Evet buradan da anlaşılacağı üzere İstanbul'un büyük bir çoğunluğu İstanbullu değil. Sevgili arkadaşlar varsa onlardan özür dileriz. Yorum yapsınlar. Evet, yorum yapsınlar. Ama buradan kafa kağıtlarına bakacağım. 1830'a kadar bakacağım. Evet. Ne oldu? Göçle buralar büyüdü değil mi? İzmir gibi, evet. Ankara gibi şeyler. Mesela 1923'te Ankara küçük bir şehirken bugün evet bugün bir metropole dönüşmüş. Evet. Göçlerle birlikte. Ulaşım olanaklarının geliştiği yerler. İşte mesela Afyon, Eskişehir değil mi? Konya. Ankara. Afyon 12 Plus. Gibi yerler ulaşım olanakları ne yapıyor? Şehir yerleşmelerinin boyutunu arttırabiliyorlar. Ekonomik faaliyetler aslında işin özünde burada bu var. Ekonomik faaliyet kolları ne kadar gelişmişse yani insanların karnını doyurabileceği, maddi gelir elde edebileceği imkanlar ne kadar fazlaysa bu alan o kadar fazla göç alır ve burada şehir yerleşmesi o kadar büyür ve gelişir. Evet. Evet geldik şimdi Türkiye'deki ilk yerleşme. Bura önemli. Evet. Şimdi... Genelde bizde ilk yerleşmeler deyince Paleolitik döneme kadar gidiyor. Evet. Demek ki dünyadaki en eski yerleşmeler bizde. O zamanlar ev olmadığı için bunlar hep mağara. 2 milyon yıl önce. Hangileri evet. Murat'cığım bunlar? İşte Antalya'da Karayim, İstanbul'da Yarımburgaz mağaraları, evet, işte Belbaş, Öküzini gibi mağaralar ilk yerleşilen alanlar aslında bakarsak. Evet hep ilk unutmayın Paleolitik dönem mağarayla evet. Eşleştiriyoruz Paleolitik dönemi. Ondan sonra Neolitik'e geldiğimizde burada artık tarım devrimle birlikte köy yerleşmeleri kuruluyor. İşte Türkiye'nin ilk köyü, işte dünyanın ilk köylerinden birisi değil mi? Diyarbakır, Çayönü. Evet. Burdur'daki Hacılar. Evet. Konya, Çatalhöyük.
Bunlar yine ilk yerleşen alanlar. Ben şu Burdur'daki hacılara gittim. Böyle hani dedim ki köye gideyim dedim, evet. Bakayım dedim nasılmış dedim. Gittim hiçbir şey göremedim. Çünkü üstü kapandı. Höyük oldu. Evet, artık höyüye dönüşmüş değil mi? Evet. Bunlar kazılarla o gün yüzüne çıkarılıyor. Kalkolite'ye geldiğimizde hatırlayın ne demiştik Kalkolitik için? Köyler büyüdü, şehir oldu. Evet. Buradan Mersin, Yumuktepe. İstanbul Fikirtepe. Garip gördünüz küpeli falan da biz Fikirtepe çocuğuyuz öyle. Samsun İkiztepe. Ama bakın tepe. Niye Muratçığım? Çünkü üst üste o zamana kadar birike. Evet, teşekkürler. Çivrildi mi Beyce Sultan? Tarsus. Çorumu söyle çabuk. Alacahöyük. Seni diyor Alacahöyük'e kovalarım. Yozgat Alışar. Evet. Himmetoğlu'na Dursun Güven'e değil mi? Evet. Biri daha vardı. Hatırla benim X'larcım. Emre Duran. Levent. Evet. X'larcım. Yozgat. Şimdi Çanakkale, Truva değil mi? Truva. Evet. Şimdi şunu soracağım. Biraz önce dedik ki her şehir il değildir. Nedir bu il mil falan? Ne bana bir anlat bunu hadi. Anlatam tamam şimdi. Bu şehir dediğimiz olay daha çok nüfusa ve ekonomi faaliyetlerine göre. Coğrafi bir sınıflama. Evet, coğrafi bir sınıflama. İl, ilçe ise bu idari bir sınıflama. Yani bu devletin sana verdiği yetki aslına bakarsan. Evet, yönetim biçimi. Yönetim biçimi. Ben şimdi şehirim ama devlet bana bir vali atamamış. Doğru mu? Dolayısıyla ben il olamam. Bir tane şarkı bile var hatta biliyorsun. Bil olamadın Polatlı diye. Bil olamadın Polatlı. Evet. Biliyor musun? Evet. Burası bir ilçe. Nüfusu 120 binden fazla buranın. Şehir. Ama evet aynı zamanda bir şehir. Ama burası bir il değil. Ya da mesela Çankırı. 80 bin nüfusu var. Daha az değil mi? Ama bir il. Burada önemli olan devletin verdiği statü. Evet. Anladın. Şu anda ben anladım. Anladın değil mi evet, olayı? Evet ben tamam, anladım. Teşekkürler. Bunun başında Ankara. İşte başkentimiz geliyor. Evet, bu bizi hepimizi yönetiyor. Evet hepimizi yönetiyor. En merkezde bu var. Daha sonra bu zaten illere bölünüyor. Hani aynı zamanda bütün illere bölünüyor. İller ilçelere, ilçelerde köylere evet. Şeklinde devam ediyor. Evet. Evet Türkiye'de kaç ilimiz var Muratçığım? Sayayım. 81 tane 81 var. 81 tane. Evet 81. Evet Düzce'nin eklenmesiyle 81'e ulaştık. 81 ilimiz var. Bir evet, de şeyi karıştırıyorlar var. Onu söyleyelim. Mesela il merkezinin ismiyle il sınırının ismi evet, var. Bunun 3-4 tane değil mi bu şekilde? Şeyi kaldırdılar. İçeri kaldırdılar. Kaldırdılar değil mi? Kocaeli, ilim merkezindeki merkez ilçe İzmit. Evet. Tamam. İşte mesela Sakarya Adapazarı. İlin genel adı Sakarya, merkez ilçenin aslında yönetim biriminin olduğu yer Adapazarı. Evet. Benzer şekilde ilin genel adı Hatay, ilçe merkez ilçenin yani yönetim merkezinin bulunduğu yer ise Antakya. Evet. Farklı bir sınıflandırma. Bu bir de eskiden Mersin İçel vardı. İçel kaldırmışlar artık. Tamamen Mersin'e dönüşmüş. Şimdi Türkiye'de dediğimiz gibi 81 var ve bunlar da valiler tarafından yönetiliyor. Yani en üst idari amir vali. Vali. Sonra iller bakıyorlar ki çok büyük de bunu da parçalıyor. Parçalıyor. Neye parçalıyorlar? İlçeye. Evet. Evet. İllerin daha kolay yönetilebilmesi için evet. Kaymakamlarca yönetilen en üst idari amirin kaymakam olduğu yerlerde ilçeler. Hatta sana şunu söyleyeyim mesela bazı ilçelerde kaymakam olmadığında vali yardımcılarını kaymakam olarak görevlendiriyorlar. Yani merkezden yönetim devam etmesi için anladın mı Muratçığım? Anladım. Sen vali yardımcılığı yaptın mı hiç? Yok vali yardımcısıyla tanışmıştım ama. Şimdi belediyeler arkadaşlar yerel yönetimlerin, yerel yönetim ne öncelikle? Bunlar biraz öncekiler neydi? İdari yapıydı. Evet. Yerel yönetimler de kendi kendini bunlar yönetebilsin diye orada birini seçiyoruz. Evet. Değil mi? Bak. Oyla öbürleri vali kaymakam. Öbürü atanıyor. Atanıyor. Bunlar devlet memuru aslında bir evet. Bunlar ise özel evet, özel kurum gibi düşünebilirsiniz. Evet. Seçimle iş başına geliyorlar. Evet. Belediye başkanları. Şimdi bunların ilde, ilçede, beldede belediyeleri var. Evet. Yani hem bir ili vali de var. Yöneten en üst evet. Amir o. Ama mesela il belediye başkanı da var. Evet. Daha çok neye bakıyor bunlar? Daha böyle altyapı işleri, değil mi? Evet. Yollar. Evet. Sosyal hizmetler. Evet, onlar gibi şeylerle evet. ilgileniyorlar. Peki belde ne? Bu belediye örgütü var ama bir ilçe statüsünde bile değil. Bunu kaldırdılar galiba. Kaldırdılar. Bir iki tane hala var. Var mı? Kaymakamı yok mesela. Yok ama belediye başkanı var. Evet. Bizde Seydin vardı Çorum'da. Öyle mi? Mesela belediyeyi anladık. Her yerde ilde ilçede evet. bulunabiliyor. Belde kaymakamı olmayan yani, ilçe gibi düşün. Daha küçük. Evet. Ama belediye başkanı var. Evet. Köyde de ne belediye başkanı ne kaymakam ne vali var. Orada bizim seçtiğimiz muhtar var. Aslında var ya seçimlerin en kıran kırana geçtiği yer en zor seçilmek olan muhtar biliyor musun? Evet. Cumhurbaşkanına daha zor. Allah Allah. kaç turda bir tamamlanıyor? Yani. En az 3-5 kişi yaralanınca tamamlanıyor. Şimdi bunların nüfusu 2000'in altında otlağı var, camisi var, okulu evet. var değil mi? Sağlık ocağı olabiliyor. Sağlık ocağı evet. olabiliyor. Nüfusları bunların 2000'in altında. Evet. Burada ekonomik faaliyet
Tabii ki de tarım ve hayvancılık. Hele muhanetler 147 bastınız. Vallahi sizi satarım ha. Hepinizi ben besleyeyim. Vallahi satarım köyü ha. Şimdi evet. Burada neyi bitirdik? İdari yapıyı da bitirdik. Evet, yerleşmeleri bitirdik. Türler ilin, ilçenin, beldenin, evet, belediyeliklerin köylerin. Ve evet. Köylerin ne olduğunu anladık. Artık burada konumuzu bitirelim Murat'cığım. Evet, bitirelim. Evet. O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, ben de teşekkür ederim. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bizi kanalımız. Evet, söylesene. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. takip edin. Takip edin. Evet, videoyu beğenmeyin. Da beğenebilirseniz mutlu oluruz. Yorum yapmayı. Evet. Ondan sonra zili açmayı. Ha, Instagram'dan bizi takip etmeyi. Evet, şuraya da koyduk. Evet. Teşekkürler.